Yalova'lı Doktor Hülya Kaya, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli hizmet gruplarının başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında ise basının karşısına geçen Yalova Valisi Doktor Hülya Kaya ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, ilin depremlere hazır hale getirilmesi açısından çok önemli açıklamalarda bulundular. Vali Kaya, Maraş depreminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak Yalova'nın deprem anında tüm imkanlarıyla deprem bölgesine yardımda bulunduğunu söyledi. Çok kıymetli arkadaşlar, bugün 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşamış olduğumuz depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Tabii aynı acıyı aynı şekilde hissetmeye devam ediyoruz. Bu süreçte hem devletimiz hem milletimiz oradaki vatandaşlarımızın yanında her şekilde yer aldı. Vali Kaya, Yalova'nın deprem gerçeğiyle karşı karşıya olan bir il olduğuna da dikkat çekerek bu anlamda kentsel dönüşümün hız kazanmasının son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Deprem hayatımızın bir gerçeği, kaçınılmaz gerçeği. Buna hazırlık yapmamız lazım. Sadece bu kamu tarafında yapılan hazırlıkla da tabii riskin yönetilmesi mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu riskin yönetilmesine dair işbirliği yapması gerekiyor. Eğer evleri eski ise, deprem öncesinde, 99 depremi öncesinde yapıldıysa, bir an evvel kentsel dönüşüme girişilmesi noktasında gerekli desteği vermesi gerekiyor. Dolayısıyla ben buradan Yalovalı hemşehrilerimize sesleniyorum. Mutlaka evleriniz, oturduğunuz evlerin güvenli olmasına özen gösterelim. Bununla ilgili yapılacak çalışmalara el birliğiyle destek verelim. Ve çok büyük evlerde değil ama daha güvenli evlerde yaşayabilmemiz için biraz fedakarlık yapmamız lazım. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise deprem bölgesine 100 iş makinesi, 1600 personel ile destek verdiklerini, depremzedeler için 311 tır yardım malzemesinin de bölgeye gönderildiğini söyledi. Biz deprem bölgesine 6 Şubat'ta, 7 Şubat'ta hemen 100 iş makinesi ile destek verdik ve 1600 personel Yalova'dan deprem bölgesine yolladık ve o günkü vatandaşlarımıza elimizden gelen gayreti gösterdik. Çünkü biz bu acıyı biliyoruz 99 depreminde. Bu duyarlılığı Yalova halkı gösterdi, kurumlarımız gösterdi ve oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için bütün gücümüzle bölgedeydik. Yalova'da kentsel dönüşümü hızlandırmak adına meclisten geçirdikleri kararı almaktan nedenli haklı olduklarının ortaya çıktığını ifade eden Tutuk, 100 bloğun yıkım ruhsatı aldığını ifade etti. Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz çünkü Yalova'mızda, Marmara bölgemizde deprem bölgesi, birinci derecede deprem bölgesi. Yalova'mızda bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Meclisimizin aldığı bir kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 5 ve 6 katlı binaların kentsel dönüşüme girmesinde. Şu an 100 blok kentsel dönüşüm için yıkım ruhsatı aldı. 25-30 blok yıkıldı ve inşaatlarına başlanacak. Tutuk kentsel dönüşüme yönelik stok konut projesinin de yeni dönemde hayata geçirileceğine vurgu yaptı. Önümüzdeki dönem yapacağımız en büyük kentsel dönüşüm hamlemiz stok konut olacaktır. Bir stok konut projemiz var, yaklaşık 400-500 daire. Bu daireleri kısmen kirala, yani kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımız kira ödemesin diye oraya almayı düşünüyoruz. Veyahut takas sistemiyle eski dairelerle yeni daireleri takaslayarak Yalova Belediyesi'nin böyle bir kentsel dönüşüm hamlesi olacak önümüzdeki dönem.